Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiillerle ilgili 5. testi, yani ek fiiller testini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi ek fiil almıştır diyor. Sözcüklerimize bakalım. Şendik kelimesini ben bakın şu şekilde eklerine ayırabilirim. Şen isim kökü, di de burada nedir arkadaşlar? Ek fiildir. K de birinci çoğul şahıs ekidir. Görmüş olduğunuz gibi ek fiil alan isim soylu bir sözcük yüklem olmuştur. Bundan dolayı da doğru cevabımız bir numaralı sözcük yani A seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Yenmek fiil kökü. Buradaki di nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipidir. O yüzden bunu elemiş olduk. Haykırı derken yine haykırmak fiil köküdür. Buradaki d görülen geçmiş zaman kipekidir. Bunu da elemiş olduk. Geçmek fiil köküdür. T ise burada nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipekidir. O yüzden bunu da elemiş olduk. Atılmak fiil. Buradaki d da yine görülen geçmiş zaman kipekidir. O yüzden bunu da elemiş olduk. Bakın 2, 3, 4 ve 5 numaralı sözcükler basit çekimli fiildir. Yani ek fiil almamıştır. O yüzden bunları eledik arkadaşlar. İkinci soru cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır diyor. Bakalım insandır sanıyordum mukaddes yükü hamal derken bakın insan isim buradaki dır arkadaşlar ek fiildir. Sanmak fiil yor şimdiki zaman ekidir. Şimdiki zamanın hikayesi olmuş. Bakın şuradaki yuvarlak için aldığım do ek fiildir. Dolayısıyla basit çekimli bir fiili birleşik zamanlı, birleşik çekimli hale getirmiştir. Ek fiil vardır. Bunu elemiş oluruz. Hani Yunus Emre ki kıyında geziyordu cümlesinde. Gezmek fiil, yor, şimdiki zaman. Buradaki du ise yine ek fiildir. Şimdiki zamanın hikayesidir. Basit çekimli fiili birleşik zamanlı hale getirmiştir. O yüzden B seçeneğini de elemiş olduk. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader derken yoğurmak fiildir. Buradaki müş ise öğrenilen geçmiş zaman kipidir. Dolayısıyla ek fiil yoktur. Bunun içine doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız ifadesinde bakın hamur isim da bulunma haleki nız ise arkadaşlar ek fiildir. Hatırlarsanız ek fiilin geniş zaman çekimidir. Bu da şahıs ekleriyle yapılır demiştik. Konu anlatım videolarında bahsetmiştik arkadaşlar. O yüzden D seçeneğini elemiş oluruz. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya ifadesinde ise imtihan isimdir da burada nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Yine ek fiilin geniş zaman çekimi söz konusudur. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Üçüncü soru dizelerin hangisinde ek fiilin geniş zamanı kullanılmamıştır diyor. Hatırlarsanız ek fiilin geniş zamanı şahıs ekleriyle yapılıyordu. Bir de ne vardı arkadaşlar? Dır eki vardı. Bakalım. Yolcuyum bir kuru yaprak misali derken bakın yolcu isimdir arkadaşlar. Buradaki nedir? Ek fiildir. Sözcük yüklem durumunda. Beni hülyadan hülyaya salan sensin derken sen kişi zamiridir. Kişi zamirleri de ek fiil olabilir. Buradaki sin ise arkadaşlar yine ek fiilin geniş zaman çekimidir. Aynaları tekrar tekrar kıran benim ifadesinde yine ben kişi zamiridir. Buradaki im ise yine arkadaşlar ek fiilin geniş zaman çekimidir. Siz de gizlenen dertleri ben bilirim ifadesinde bakın ben bunu şu şekilde eklerine ayırırım arkadaşlar. Bilmek fiil köküdür. İr nedir burada? Geniş zamandır. İm de birinci tekil şahıs ekidir. Dolayısıyla burada arkadaşlar ek fiil yoktur. Bunun içine doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu emel gurbetinin yoktur ucu derken yok isim köküdür. Tur da arkadaşlar burada yine ek fiilin geniş zaman çekimi olarak kullanılmıştır. Dördüncü soru dizelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Ek fiilin hatırlarsanız iki farklı görevi vardı. Birincisi isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. İkincisi ise arkadaşlar basit çekimli fiillere gelerek onları birleşik çekimli fiil haline getirirdi.
Bakalım. Bir handa yorgun argın tatlı bir uykudaydık ifadesinde bakın uyku isim kökünde D bulunma haleki Y kaynaştırma. Buradaki D ise nedir arkadaşlar? İsme gelmiş, onu yüklem yapmış bir ek fiildir. Dolayısıyla burada isim soylu sözcüğü yüklem yapmıştır diyoruz. Bu dört mısra değil, sanki dört damla kandı ifadesinde yine kan isim. D burada ek fiildir arkadaşlar. İsme gelip onu yüklem yapmış. Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı ifadesinde. Bakın var isim. Buradaki D yine ek fiildir. İsme gelip onu yüklem yapmış. Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya ifadesinde ise toplanmak fiil. Mış burada hatırlarsanız öğrenilen geçmiş zaman kipidir. T ise burada yine ek fiildir. Ne olmuş arkadaşlar? Basit çekimli fiile gelerek onu birleşik çekimli yapmış. Diğer seçeneklerden farklı olduğu için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açık ifadesinde ise açık isim T ek fiildir. Ek fiil isim soylu sözcüğe gelerek onu yüklem yapmıştır. Beşinci soru, cümlelerden hangisi bu açıklamaya uygundur? İsim cümlelerinde kimi zaman ek eylemin üçüncü tekil kişi ekinin kullanılmadığı da olur demiş. Bakalım. Ses ve öfke en sevdiğim romandır derken roman isim bakın dır ekinin kullanıldığını görüyoruz. Anadolu'da her ölüm bir ağıttır derken ağıt isim tır eki yine kullanılmış. Her şiir farklı bir yaşama açılan bir kapıdır derken kapı isim dır eki yine kullanılmış. Huzur bir huzursuzluğun romanıdır adeta derken roman isim dır eki yine kullanılmış. Peygamber'e duyulan sevginin ifadesi su kasidesi dir olacak arkadaşlar. Ek fiilin geniş zaman çekiminin düştüğü görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneğidir. Altıncı soru. Bildirme 2 aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye ötekilerinden farklı bir anlam katmıştır diyor. Bildirme 2 nedir arkadaşlar? Dır, tır ekleridir. Bunlar fiile gelirse bildirme 2, isimlere gelirse ek fiil olarak kabul ediliyor. Artık gidebilirsiniz toplantı bitmiştir ifadesinde bitmek fiil. Buradaki tır eki arkadaşlar bildirme 2'dir. Cümleye de ne anlamı katmıştır? Kesinlik anlamı katmıştır. Şimdi beni çok merak etmiştir. Merak etmek birleşik bir fiildir. Tır eki bildirme 2'dir. Cümleye de ne anlamı katıyor? İhtimal anlamı katıyor. Memleketimde havalar artık ısınmıştır. Isınmak fiil. Tır bildirme 2. Burada da yine ihtimal anlamı katmış. Bütün sırlarımı arkadaşlarına söylemiştir. Söylemek fiil. Tır bildirme 2. Bakın burada da ihtimal olasılık anlamı katmış. Beni hiç beklemeden oraya gitmiştir ifadesinde gitmek fiil. Tır bildirme 2. Burada da arkadaşlar yine ihtimal olasılık anlamı katmıştır. Farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ek fiil almamıştır diyor. Treni kaçırırsak otobüsle oraya gideriz ifadesinde. Bakın arkadaşlar geniş zamanın şartı var. SSA burada ek fiildir. Dolayısıyla A seçeneğinde kullanılmıştır. Bunu eledik. Etrafına dikkatle bakarsa her şeyi fark eder ifadesinde. Yine bakmak fiil. Ar geniş zaman. SSA ek fiil. Geniş zamanın şartı var. Ek fiil kullanılmıştır. Bunu da eledik. Düzenli çalışırsa tıp fakültesini kazanır cümlesinde çalışmak fiil. Ir geniş zaman. Geniş zamanın şartı olmuş. Yani buradaki SSA da ek fiil. Dolayısıyla C seçeneğini denemiş olduk. Erken gelirse kaleyi ve köşkü de gezeriz ifadesinde. Yine gelmek fiil. İr geniş zaman. Geniş zamanın şartı yapmış. Buradaki SSA da ek fiil. Dolayısıyla arkadaşlar burada da ek fiil kullanılmıştır. Bunu da elemiş olduk. İşimizi bitirsek de konferansa yetişemeyiz ifadesinde. Bakın bitmekten bitirmek olmuş. Bitirmek fiildir arkadaşlar burada. SSA ise dilek şart kipidir. K'de birinci çoğul şahıs ekidir. Dolayısıyla bu basit çekimli bir fiil. Fakat A, B, C ve D seçeneklerinde birleşik çekimli bir fiil vardır. Ek fiil almıştır. E seçeneğinde de ek fiil yoktur. Bunun için de doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Cümlelerin hangisinde ek fiilin
Yüklem yaptığı sözün türü ve görevi yanlış belirtilmiştir diyor. Bakalım, benim sadık yârim kara topraktır ifadesinde bakın toprak isim, nasıl toprak, kara toprak sıfattır, niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim nedir arkadaşlar? Sıfat tamlamasıdır. Yani kara topraktır ifadesi sıfat tamlaması. Bakın buradaki tır da ek fiilin geniş zaman çekimidir. Dolayısıyla sıfat tamlamasına gelmiştir. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş olduk. Köyümüzün ilerisinde bulunan ova yemyeşildi ifadesinde yemyeşil sözcüğü burada isimdir arkadaşlar. Di de burada ek fiildir. Bakın burada zarf demiş. Bu yanlıştır. İsim soylu bir sözcüğe gelmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Hayatına daima yön veren kalbinin sesiyle ifadesinde ise kalbinin sesi tamlayan ek almış, tamlanan da ek almış, belirtili isim tamlamasıdır. Buradaki di de ek fiildir. Açıklamada da isim tamlaması demiş. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Tek isteği bir an önce evine kavuşmaktı cümlesinde kavuşmak fiil, makmek isim fiil ekidir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bu sözcük bir isim fiildir. İsim fiile gelip onu yüklem yapmış arkadaşlar. Dolayısıyla sözcük isimleşmiş yani isim fiil eki aldığından dolayı. Bu açıklamada da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Yıllarca sabırla bütün işleri yapan sendin ifadesinde sen kişi zamiridir. Di burada ek fiildir. Zamire gelmiştir. Doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 9. soru. Cümlelerin hangisinde dırdır eki ötekilerinden farklı türdeki bir sözcüğe eklenmiştir diyor. Bakalım. Bakın tablodur derken tablo isim, dur burada ek fiildir, isme eklenmiştir. Geçirmelidir derken geçirmek fiil, malumeni gereklilik eki, buradaki dır da arkadaşlar bildirmekidir, fiil eklenmiştir. Etkinlik derken etkinlik isim, tır burada ek fiildir, isme gelmiştir. Öğretmendir derken öğretmen isim, dır ek fiildir. Romandır derken roman isim, dır ek fiildir. Bakın burada geçirmelidir ifadesinde dir bildirmekidir, fiile gelmiştir. Diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde ek fiil ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. İlk sahnesi 1930'larda başlayan ve bir maden mühendisinin çevresinde olup bitenleri anlatan film olağanüstüydü cümlesinde. Bakın olağanüstü isim, ek fiil, isme gelip onu yüklem yapmış. Filme Zonguldak'ın 20 yıl önceki durumunu görme heyecanıyla gitmiştim derken, gitmek fiil, miş burada öğrenilen geçmiş zaman ki peki, t ek fiil, öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi olmuş. Yani basit çekimli birleşik zamanlı hale getirmiş. Filmde anlatılan olaylar çoğunlukla iç mekanlardaydı derken de mekanı isim, buradaki d ek fiildir. İsim soylu sözcüğü yüklem yapmıştır. Şimdi sorunun cevabı çıktı. Bakın 1 ve 3'te isim soylu sözcüğe gelerek onu yüklem yaparken 2 numaralı sözcükte ise basit çekimli bir fiili birleşik zamanlı hale getirmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğerlerine de bakalım. Etkileyiciydi derken bakın etkileyici isimdir arkadaşlar. Fiilden isim olmuş. Di de burada ek fiildir. İsme gelip onu yüklem yapmış. Biri zamirdir, belgesiz zamirdir. Bu da isim soylu bir sözcüktür arkadaşlar. Dolayısıyla di burada zamire gelip onu ne yapmış arkadaşlar? Yüklem yapmış. 11. soru. Değil sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin olumsuz olarak kullanılmıştır diyor. Bakalım roman okumayı değil şiir yazmayı seviyor. Burada arkadaşlar bu görevde kullanılmamış. Benim sevdiğim kediler değil köpeklerdir cümlesinde bakın. Benim sevdiğim kedilerdir köpeklerdir desem olumlusunu yapabildim. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki değil nedir? Ek fiilin olumsuzudur. Bunun içine doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Babam değil annem geçen gün buraya gelmişti ifadesinde yine böyle bir kullanım yok. Dizi değil film izlemeyi çok seviyorum yine aynı şekilde. Gezmeyi değil sohbet etmeyi tercih ediyordu cümlesinde de yine aynı şekilde bir kullanım söz konusu değildir. 12. soru dizelerin hangisinde edat ek fiil alarak yüklem olmuştur diyor. Bakalım
Seninle denize bakan evler gibiydim ifadesinde. Bakın gibi burada nedir arkadaşlar? Edattır. Di ek fiildir. Edat soylu sözcük ek fiil olarak yüklem olmuştur. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek derken bakın şarkı isimdir. Ek fiilin geniş zamanı ile çekimlenmiştir. Gözlerin doğuyor gecelerim ifadesinde doğmak fiil şimdiki zamanla çekimlenmiştir. Noktadır benlerin sayamadım ben ifadesinde nokta isimdir ek fiildir. Sayamadım derken saymak fiil buradaki di de görülen geçmiş zaman ekidir. Gezmiş dağdan dağa yoktur durağı ifadesinde ise bakın yok isimdir tur da ek fiildir isme gelmiştir arkadaşlar. 13. soru idi ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerinden farklı türde bir sözcü eklenmiştir? Bakın arkadaşlar giderdi derken gitmek fiildir. Geniş zaman, geniş zamanın hikayesidir. Fiil eklenmiştir. Bağlanmak fiil. Öğrenilen geçmiş zamandır. Öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi olmuş. Fiil eklenmiş. Bitirmek fiildir. İr burada geniş zamandır. Geniş zamanın hikayesi olmuş. Fiil eklenmiş. Belli isimdir. İsme gelip arkadaşlar onu yüklem yapmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yine ağlamak fiildir. R geniş zamandır. Geniş zamanın hikayesi olmuş. Burada fiile gelmiş. Evet arkadaşlar son sorumuza geçiyoruz. 14. soruya. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi ek fiil almıştır? Yunus bu topraklarda açılmış gülmüş derken gül burada nedir arkadaşlar? İsimdir. Çiçek anlamındadır. Müş de burada ek fiildir. Dolayısıyla burada ek fiil kullanılmıştır. Bunun için doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Ağlamış derken ağlamak fiil, mış da burada öğrenilen geçmiş zaman kipidir. Avunmuş gülmüş derken gülmek fiildir, eylem olan sırıtmak anlamında. Müş de burada yine öğrenilen geçmiş zaman kipeki olarak kullanılmıştır. Açmak fiil, mış, öğrenilen geçmiş zaman kipeki. Örtülmek fiil, müş de yine burada öğrenilen geçmiş zaman kipeki olarak kullanılmıştır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.